haberdar olduğum ya da bana gelen iş ilanlarını otomasyoneğitim.com Facebook grubumuzda yayınlıyorum. Takipçilerim bilirler. Yayınladığım iş ilanlarının altına bazen garip yorumlar yazıyor arkadaşlar. Bir iş ilanı yayınladım. Orada aranan nitelikleri şu şekilde vermişler. Pano uçu bağlayabilecek, pano da uç bağlayabilecek. İşte devreye alma işlemlerini yapabilecek, PLC programlayabilecek, SCADA ve servo konusunda bilgi sahibi birini arıyoruz diye altına yazılan yorumlar. İşte NASA'da mı çalıştıracaksınız, 10 bin lira maaş mı vereceksiniz, bunların hepsini tek kişi mi yapacak şeklinde yorumlar gelmiş. Ve yorumları yapan arkadaşların tek tek profillerine üşenmedim baktım. Yeni mezun arkadaşlar, 2019 mezun, 2018 mezun arkadaşlar ya da iş yaşamlarına bakıyorum orada geçmişlerine. İşte 6-8, 1 yıl aylık ya da 1 yıllık iş geçmiş olan arkadaşlar. Şimdi öncelikle iş ilanlarını nasıl okumamız gerektiğini bilmemiz lazım. Eğer bir iş ilanında aranan nitelikler kısmı doluysa, buradaki aranan kişi profesyonel, biraz daha tecrübeli bir kişidir. Yani en az 5 yıllık saha tecrübesi olan birini arıyorlar demektir. Ki 5 yıl saha tecrübesi olan sağlam projelerde çalışmış biri için de buradaki maddeler çok aşırı aman aman ulaşılmaz maddeler değil. Yani zaten pano montajıyla başlarsanız PLC öğrenirsiniz, SCADA öğrenirsiniz. Daha sonra servo projelerinde çalışırsanız servoyu öğrenirsiniz. Ve bir 8 yıl, 10 yıl çalışmış biri için bunlar gayet normal istekler. Ha, yeni mezun arkadaşlar ya da iş tecrübesi az olan arkadaşların bakacağı ilanlar genellikle giriş kısmında yeni mezun ya da yetiştirilmek üzere yazan ilanlara bakması gerekli. Ya da işte aranan niteliklerde çok fazla madde olmayan, çok fazla istekler olmayan iş ilanlarına bakması lazım. Burada yorumlardan bir tanesi de ya bunların hepsini bir kişi mi yapacak? Bu tamamen çalıştığınız şirketin büyüklüğüyle alakalı bir şey. Ne demek istiyorum? İşte çok büyük otomasyon şirketleri var. Bu otomasyon şirketlerine girdiğinizde genellikle içeride branşlaşma vardır. İşte SCADA'cılar, servo konusunda bakan kısımlar, işte pano montajı yapanlar, devre alma yapanlar ayrı kişiler olabilir ama yeri gelir iş yoğunluğunda, adam yokluğunda ben sadece SCADA programlarım diyemezsiniz. Atölyeye inip sizin orada pano montajı da yapmanız ya da yeri geldiğinde devreye alma işlemlerine gitmeniz de gerekebilir. Yani bu zaten otomasyon konusunda yetkin biri bunların hepsini yapabilecek düzeydedir. Bir de eğer iş yeriniz 3-5 kişinin çalıştığı bir iş yeri ise, bir otomasyon şirketi ise, evet orada şoförlük de yapacaksınız, çay da demleyeceksiniz, atölye temizliği de yapacaksınız. Bu tamamen şirketin büyüklüğüyle alakalı bir durum. Ve hani küçük şirketlerden çalışmadan, tecrübe edinmeden de uzmanlaşmanın olduğu büyük şirketlere atlamanız çok zor. Yani çok ekstrem bir özelliğiniz olması lazım ki böyle bir sıçrama yapabilirsiniz. Onun haricinde ne? 10 bin lira maaş mı vereceksiniz? Şimdi maaş konusunu şöyle söyleyeyim ben size. Fiyat arz talep grafikleri vardır ve kesiştiği noktayı fiyat olarak biz belirleriz. O grafiği bir gözünüzde canlandırın. Burada da işveren piyasada bulabileceği en iyi çalışanı arar. Hani siz telefon alırken işte kamerası şöyle olsun, ekran çözünürlüğü böyle olsun, bataryası şu kadar gitsin diye cebinizdeki parayla alabileceğiniz en iyi telefonu almaya çalışıyorsunuz ya, işveren için de aynı şey geçerlidir. Ya bir bütçesi vardır, ben bu bütçeye alabileceğim en iyi çalışan personeli alayım diye bakarlar. Daha sonra mülakatlar başlar. Mülakatlarda para konusunda, maaş konusunda anlaşamazlar. Daha sonra işveren bazı isteklerinden vazgeçer. Bu şekilde bir yerde bir kendilerine en uygun kişiyi bulurlar. Yani baktığınızda o iş ilanlarının büyüklüğü bir de gözünüzü korkutmasın. 25 yıl önce bir arkadaşla tanıştım. Gemi inşa mühendisi. Şimdi bitirdiği okul yeni mezun. Bir de çalıştığı şirketi duydum. Şirket ise hani büyük şirketlerden bir tanesi ve lüks çalışan özel bir şirket. Ya dedim sen buraya nasıl girdin? O zaman tabii internet yok. Dedi ki gazetenin içerisinde dedi çeyrek sayfa, gazetenin sayfasının 1/4'üne bunlar iş ilanı vermiş. Onu da istemişler, bunu da istemişler. Gittim diyor, ben hiçbir şey bilmiyorum diyor, başvuruda bulundum diyor ve aldılar. Daha sonra öğrendim ki o kadar çok şey yazmışlar ki insanlar, mezunlar veya işte gemi inşa mühendisleri başvurmaya korkmuş. Ya bu özellikler bende yok diyor. Bendeki diyor hani cahil cesaret derler ya, gittim başvurdum diyor. Benden başka başvuran olmadığı için diyor beni işe aldılar diyor. Şimdi böyle bir durum da var. Ee,
şuna katılıyorum. Yapılan yorumlardan bir kısmı da emeğimiz sömürüyorlar. Orada katıldığım nokta şu. Hani asgari ücret yeni başlayanlar için, yeni mezunlar için asgari ücret ya da asgari ücretin bir tık üstü ne diyeyim ben size 3000 liralar, 2500-3000 liralar civarında bir maaş skalası var. Asgari ücret geçinebilme standartlarının altında. Buna kesinlikle katılıyorum. Biz Çinlilere ya garip adamlar çok düşük ücretler alıyor diye üzülüyorduk ama şu anda Çin'in bazı eyaletlerinden dolar olarak baktığımızda biz daha düşük Türkiye'de asgari ücret alıyoruz. Yani şu anda Çin'in gerisine düştüğümüz şeyler bile var. Eyaletler bile var asgari ücret dolar bazında baktığımızda. Orada da şöyle bir şey var. Şimdi bir de işveren açısından baktığınızda size işveren eğer 3000 lira maaş verecekse işverene sizin maliyetiniz diğer girdilerle birlikte 5000 lira civarında. Yani bir kişi için 5000 lira işveren harcama yapacak. Siz alacağınız paraya bakıyorsunuz. Ya 3000 lira 3000 lira alsa ama işveren de vereceği paraya bakıyor. O da 5000 lira 5000 lira da diyor ki ya kardeşim bana nasıl bir katma değer sağlayacak ki bu kişiye ben 5000 lira vereyim. 5000 lira harcamam olsun. Şimdi bu hafta pazarda elma bulamadım. 15 liraları falan görmüş elma. Niye? Çünkü elma sayısı elma az. 2-3 tezgahta vardı ve onlar da elmayı çok pahalıya satıyordu. Mezun sayısı çok fazla. Artık o kadar çok teknik konularda mühendis mezunumuz var ki piyasa çok fazla artık dolu. Bir de piyasada kayısı vardı. Pazarda kayısı vardı. Kayısı bir tezgahta 5 liraydı. Birçoğunda 5 liraydı ama birkaç tezgahta da kayısı 12 liraydı. Niye? Ona göreydi kayısı. Yani işte diğerleri daha tatsız, küçük, 12 lira kayısı da daha işte görkemli, gösterişli, daha tatlı kayısıydı. Burada da değeri siz kendiniz yaratırsınız. Ne demek istiyorum? Siz ne kadar fazla şey bilirsiniz, siz ne kadar fazla aktif olursanız, siz ne kadar dinamik olursanız, ne kadar öğrenmeye açık olursanız, kendinizi ne kadar hızlı geliştirirseniz, kendi değerinizi kendiniz yaratırsınız ve bu durumda da hak ettiğinizi düşündüğünüz maaşla iş bulmanız daha kolay olur. Burada biraz da kendimize öz eleştiri yapmamız lazım. Yani diyoruz ki ya işte işi öğrenebileceğim bir iş olsun. İşte işe gireyim, işi öğreneyim. Tamam, işi öğren. 3000 lira da maaş vermesinler. İş yerleri okul değildir. Okuldan gelen bir alışkanlığınız var. Okulda size bir şeyler öğretirler. Bedava bir şeyler öğretirler. Zorla bir şeyler öğretmeye çalışırlar ama iş yerinde sizden iş beklerler. Derler ki bana bunu yap. İş yerinde hem işi öğreneceksin, hem sana işi öğretecekler. Hem tecrüben olacak. Hem de diyeceksin ki ya işte bu işe bu ücret az. Orada da gençler ne kadar fazla, demin dediğim gibi ne kadar fazla katma değer sağlıyorumu düşünmeniz lazım. Eğer siz başarılı, tecrübeli, öğrenmeye açık biri olursanız belki düşük ücretlerle başlayacaksınızdır işe ama ondan sonra çok hızlı bir şekilde daha üst noktalarda sıçramalarla daha iyi maaş performansı alacağınız işlere gidebileceksinizdir. O nedenle iş ilanlarını okurken bu söylediklerimi göz önünde almanızda fayda var. Hepinize iyi günler.